Merhaba, hoş geldiniz. Önce bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. Bizim çocukluğumuzun Şeker Bayramı. Daha sonra adı Kurban Bayramı olarak değiştirdi ama herkes kendi çocukluğunda yaşadığı bayramı yaşıyor esasında. Onun için değiştirilmesi eskilere, tabii biz de artık eski olduk. Eskileri çok fazla etkilemiyor. Yani ben gene Kurban Bayramı dediklerinde şöyle bir ikilem yaşıyorum. Hangisiydi acaba diye. Çünkü Şeker Bayramı'na alışmışım. Evet, Ramazan Bayramı olarak değiştirildi. Kurban dedim, Ramazan. Evet, Ramazan Bayramı diye değiştirildi. Bu Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı ilginç tabii. Gene bu sefer camilerde bir oyun oynandı. HDP ile yeteri kadar üstüne gidiliyor. Şimdi de CHP'nin üstüne gitmek için planlar yapılıyor. Ben hep şunu derim, yani bu tip olaylarda benim aklıma ilk başta devlet gelir. Yani hiçbir sol, sosyalist, devrimci, anarşist ya da sosyal demokrat hiç kimsenin dinlen oyun oynayacağı ya da böyle bir eylem yapacağı gelmez. Bugüne kadar olmamıştır da ama tersi olmuştur. Kahramanmaraş olaylarında cami yakılıyor. Camiye bomba konuluyor ve Kur'an yaktılar diye başlamıştır. 6-7 Eylül olayları Atatürk'ün evine bomba atıldı diye başlamıştır. Kanlıpazar'da bir abimizin öldüğü Kanlıpazar olayları camiden çıkarak başlamış bir olaydır. Sivas Madımak camiden boşalan güruh Madımak Oteli'ni yapmıştır. Buna benzer o kadar çok olay var ki işte camide içki içildi olayı gene devletin yetkilileri tarafından yapmıştır. O yüzden camiyle ilgili işte Çağbella çalındı sonra yok yok çalındı. Ben gene bu düşüncemden vazgeçmiyorum. İleri tarihlerde bunlar zaten bir takım görevliler tarafından ha bunu da biz yapmıştık diye hatta bir takım bombalama eylemlerine kadar hepsini şimdiye kadar itiraf ettiler. O yüzden umarım bundan sonraki seneler resmi ya da dini hiçbir bayramda provokasyonlar yaşamayacağımız bir Türkiye'yi görürüz diye düşünüyorum. Evet, bugün ne konuşacağız? Bugün İlerici Enternasyonel diye bir oluşum çalışmaları var. Bu İlerici Enternasyonel oluşumunun içerisinde Türkiye'den ilk başta bildiğimiz iki kişi var. Birisi yazar, gazeteci yazar Ece Temel Kur'an, diğeri de HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü. Evet, merhaba, hoş geldin Ertuğrul Kürkçü. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Herkesin Evet. bayramı kutlu olsun. Evet. Sizinki başta olmak üzere halklarımızın bayramı kutlu olsun. Her ne kadar bu bayrama hem sağlık hem esenlik bakımından çok olağanüstü kötü koşullarda giriyorsak da gene de çocukların baktığı yerden bakmayı tercih edelim ve bu bayramın herkes için, hiç değilse en küçüklerimiz için bir sevinç kaynağı olduğunu ümit edelim. Bu bayram değilse de bundan sonraki bayramı çok daha özgür ve mutlu ve müreffeh biçimde kutlamayı temenni ediyoruz. Bütün Ve dinlerden, oyunsuz. bütün milliyetlerden, bütün kültürlerden yurttaşlarımız için. Evet. Ve kimse oynamasın insanların değerleriyle. Evet.
Şimdi ben onursal başkan derken alışkanlık oluyor. Hep eş geliyor ağzıma. Diye kalıyorum. Onursal eş başkan diyecektim hasta. Alışkanlıklar ilginç. Evet, şimdi birinci enternasyonel diye bir oluşum var. Onun çalışmaları var. Pardon, ilerici enternasyonel. Önce şunu sorayım. Birinci enternasyonelden ilerici enternasyonel nasıl gelindi? Bu bir kısaca bir özetleyebilir miyim? Şimdi tabii bu çok uzun hikaye biliyorsun. Birinci enternasyonel yani Marx, Engels ve Avrupa gericiliğiyle mücadele halinde olan Avrupa'nın bütün işçi ve özgürlükçü güçlerinin bir araya gelerek oluşturdukları ilk uluslararası işçi derneği. Tabii bunu gerçekleştirdiklerinde ikincisinin, üçüncüsünün, beşincisinin olacağını bilmiyorlardı ama bir süre sonra işçi hareketi iyice aşağı düşünce birinci enternasyonelde faaliyetlerini tatil etti. Yani 1860'lar Avrupa'sının işte başından sonuna kadar yaşamış ve ondan sonra varlığı adım adım ortadan kalkmış bir uluslararası işçi derneği. Ama bunun temelinde kapitalizmle mücadelenin tarihi ve mantığı yatıyor. En önemli mesele bu. Komünist Manifesto yayınlandığında 1848'de son cümlesi ve son büyük çağrısı şuydu, hatırlayacaksınız. Bütün ülkelerin işçileri birleşin. Bütün ülkelerin işçilerinin birleşmesi gerekir. Çünkü bütün ülkelerin kapitalistleri birleşmiştir. Kapitalizm bir dünya sistemidir. Ve ancak dünya çapında bir eylemle, bir uluslararası sınıfla kapitalizmin merkezinde duran sermaye gibi ona aynı çapta karşılık vermeye muktedir bir alternatif bir sınıf, işçi sınıfı olduğu için onun mücadelesini bir tek ülkenin sınırları içerisine hapsedemeyiz. Zaten öyle de kalmaz. O yüzden işçilerin mücadelelerini birleştirmek ve bir dünya çapında zafer, dünya sosyalizmi için, dünya kapitalizmine karşı mücadele ederiz. Bu gelenek yaşıyor. İşçi hareketinin iniş çıkışlarına bağlı olarak esasen Avrupa'da ve Kuzey Yarımküre'de başlamış olan bu hareket bütün devrimler dünyayı batıdan doğuya doğru kat ederken genişlediler, yayıldılar. İkinci enternasyonel Avrupa'da işçi partilerinin büyük bir güç olarak ortaya çıkışıyla doğdu. Fakat Birinci Dünya Savaşı başlarken maalesef işçi hareketinin nispeten palazlanmış kesimleri Dünya Savaşı'na evet demeyi tercih ettikleri için iki kanada ayrıldı ve Birinci Dünya Savaşı Sovyetler Birliği'ndeki büyük sosyalist devrimle biterken Sovyetler Birliği'nin kurulması ve dünyayı yeni bir ulusal kurtuluş ve sosyalist devrimler dalgasının sarması üzerine de üçüncü enternasyonel oluştu. Fakat üçüncü enternasyonelde İkinci Dünya Savaşı biterken daha çok Sovyet diplomasisinin bir eklentisi haline gelmiş olarak son buldu. Onun ardından bir dördüncü enternasyonel var, Troçki'nin oluşturduğu. Troçki'nin. Oradan ayrılanların oluşturdukları beşinci enternasyonel var. Fakat bu o silsileyi takip etmiyor. Yani kendisini o gelenekle sınırlamayan bir başka girişim. O yüzden onu numaralamıyor bu açıdan. O kendisini sıfatla ifade ediyor. Bu şimdi birinci ilerici enternasyonel. Bu... umarım daha iyi şeyler olur. Hep bir de kalır. Peki o zaman ilerici enternasyonelin kurmak istenen o ilerici enternasyonelin
Amaçları nelerdir? Şimdi bunu şöyle kısaca burada da bir tarihçeye ihtiyaç var. Bu biz esasen şu an evet bir kurucu inisiyatife davet edildik ama bunun evveli ve ortada gerçekleşmiş bir girişim var. Bu 2018 aralığında Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da kapitalizme mevcut müesses kurumlara karşı mücadele eden iki akım Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı karşısında demokratların adaylığı için mücadele eden Bernie Sanders'ın hareketi ile Avrupa'da esasen Avrupa Birliği'nin Avrupa kapitalizminin bir kurucu organı haline gelerek bir eğer vardıysa bir zamanlar Avrupa halkları için bir ümit olma vasfını kaybettiğini düşünen ve Avrupa Birliği'nin yerine başka bir ortaklık yapısı öneren DiEM25 diye kendisini adlandıran yani Avrupa Demokrasi Hareketi 2025 diye kendisini tanımlayan ve başını daha çok bu Avrupa Birliği'nin çok sert bir biçimde tartışmaya açılmış olduğu Yunanistan'ın mali bağımsızlığına son vererek onu Avrupa ve uluslararası sermaye dünyasının bir borçlusu ve dolayısıyla esiri durumuna getiren tartışma, mücadele sırasında Yunanistan'ın Maliye Bakanı olan Yanis Varoufakis'in başını çektiği bu hareket bir araya gelerek böyle bir çağrıda bulundular. Çağrı şudur, dünyanın bütün ilericileri birleşin. Çünkü dünyayı halkların memnuniyetsizliğinden beslenen bir sağcı şebeke ele geçiriyor ve bu sağcı şebeke doğayı, toplumları mahallelerimizden ülkelerimize kadar insanlığın yaşadığı bütün habitatı yok etmeye adaydır. Bunun karşısında birleşelim. Özgürlük ve refah içerisinde bir dünya için dünyanın ilericileri birleşsin. Çağrı buydu. Bu çağrı 2018 aralığında yapıldı ve bir yıl sonra da bunu bir internasyonal örgüt olarak kurmak üzere bir adım atıldı. Biz buraya Halkların Demokratik Partisi olarak davet edildik. Fakat biz kurullarımızda bunu müzakere ettikten sonra parti olarak katılmak için henüz yeterli veri olmadığını, bu yüzden danışma konseyine yapılan daveti kabul edeceğimizi bildirdik ve bu süreçte yer aldık. Yani sonuçta biz kurulmakta olan bir yapıyı kendimiz nasıl kurabileceğimizi, burada ne şekilde etkin olabileceğimizi görerek ilerlemek üzere burada adım attık. Dolayısıyla Eylül'de yapılacak zirve sonrasında hepimiz daha net bir çerçeveye kavuşmuş olacağız. Ben de o zaman size daha gerçek, yani bizim katkımızla oluşmuş bilgiler aktarabilirim. Fakat şunu söyleyebilirim. Yani bu o kadar da hani ne diyelim bir bakalım altına bakalım üstüne bakalım diye hiç bilmeden yaklaştığımız bir mesele değil. Genel çağrısının, dünya vizyonunun ve bu çağrının genel olarak benimsendiğini söyleyebilirim. Çünkü aşağı yukarı Halkların Demokratik Partisi'nin kendisini üzerine bina ettiği bütün değerleri bir dünya vizyonundan temsil etme gayretinde olan, böyle bir perspektiften bakan bir hareketten söz ediyoruz. Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sömürgecilik karşıtı, doğayla
insanlığın ortaklığına yaslanan bir gelecek peşinde kapitalizm sonrasının yani kapitalizm içerisinde bir hayat aramayan bu açıdan demokratik ilerici bütün dinamiklere ve aynı zamanda işçi hareketine kapılarını açmış bir yapı. Öte yandan tabii burada yer alan yapılar ve kişiler de bizim ilgimizi çekiyor. İşte Latin Amerika'nın özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra çok büyük bir umut kaynağı haline gelmesine öncülük eden Brezilya İşçi Partisi'nin kurucu unsurları burada yer alıyorlar. Bolivya'dan, Guatemala'dan, Şili'den bütün demokratik mücadeleler ve işçi mücadeleleri içerisinde tanıdığımız şahsiyetler var. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Kanada'dan özellikle yeni sağın ve küreselci kapitalizmin eleştirisi karşısında doğrultusunda mücadele etmiş, Amerika'nın hegemonyacılığına ve emperyalizmine karşı pozisyon almış şahsiyetler var. Avrupa'dan da özellikle bizim Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden tanıdığımız güçlü simalar var. O çerçevede baktığımızda işte Noam Chomsky'den Naomi Klein'a gelinceye kadar Varoufakis'in kendisinden İzlanda Başbakanı'na varıncaya kadar biz bunların hepsini Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sol Grubu'ndan ve Avrupa ve Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki ve Güney Amerika'daki mücadelelerden tanıyoruz. Asya'dan Hindistan'ın güçlü eleştirel dinamiklerinden, sözcülerinden Arundhati Roy'un burada yer alması. Bütün bunlara baktığımız zaman bir akraba topluluk olduğunu burada zaten görüyoruz. O nedenle burada biz ne verebiliriz, biz nasıl katılabiliriz araştıracağız. Yoksa hani bir bakalım çarşıya alışveriş için uygun mu diye tabii ki gitmeyeceğiz. Olsun. Sanırım İngiltere şey İşçi Partisi de aynı durumda. İngiltere İşçi Partisi'nin de gölge kabinesinin Maliye Bakanı burada var. Ben onlar da bizim evet, gibi diye ben hani tahmin ediyorum. Yani Jeremy Corbyn ve İşçi Partisi olduğu gibi gelmek yerine bir başka dolayımla burada yer almış oluyorlar. O nedenle bu zaten doğru bir harekette yapıyorlar. Çünkü şöyle diyeyim, bu tür birlik girişimleri titizlikle kotarılmaz ve yığınakta yapılan hatalar dolayısıyla sonunda çökmeye mahkum olursa bu sadece kendiyle sonuçlanmıyor. Daha sonra gerçekleşebilecek birlik girişimlerinin de önünü tıkamış oluyor. O yüzden dikkatli bir ilerleme doğrudur. Yerindedir. Biz öyle düşünüyoruz. O yüzden Eylül'de eğer işte bu salgın izin verir de İzlanda'ya gidebilirsek Reykjavik'teki toplantıda her şeyi daha iyi görüp değerlendirip netleştirmiş olacağız. Fakat şunu söylemek isterim. Bu Türkiye'de dünyanın başka yerlerinden belki daha hararetle tartışıldı, karşılandı. Daha umutla yaklaşıldı ve iyimserlikle bakıldı. Şüphesiz eleştiriler de var. Ben bunun çok sahici bir şey olduğuna o açıdan da kanaat getiriyorum. Çünkü dünyanın kendi üstüne kapandığı, bütün ülkelerin kendi içine kapandığını, canını kurtaran kurtarsın, kaçın kurtulun havasının dünyaya egemen olduğu, büyük ülkelerin küçükleri bu salgın döneminde de canavarca ezmek için planlar yaptığı, işçi sınıfıyla sermaye arasındaki husumetin sermaye cephesinden son derece açık bir biçimde bir tahakküm, cam parazlarına işçileri atarak bir tahakküm kurma yönünde ilerlediği bir dönemde böyle bir
ümitsizliğin kol gezdiği bir dönemde bir ümidin doğması, insanlık birleşebilir ve ortak geleceğine birlikte yürüyebilir çağrısının ve iyimserlik yaratmış olması çok doğal. Tabii ki kökleri daha çok Kürtlerin özgürlük mücadeleleri içerisinde olan Halkların Demokratik Partisi'nin de Kürt halkını yalnızlaştıran devlet siyaseti karşısında bütün ülkelerde kendisine yeni muhataplar araması da çok doğal. Dolayısıyla evet, işçi sınıfının ve Türkiye'nin bütün demokratik güçlerinin böyle bir seçenek dikkatini çekiyor. Biz de buna layık olmaya ve doğru bilgileri ve doğru haberleri taşımaya gayret edeceğiz. Yani bu bize bir sorumluluk da yükledi bu bakımdan. Fakat tabii biz evet, ilerici enternasyonalin şubesi değiliz. Yani burada bir arkadaşınız var, tanıdığınız. Bir de şu an Türkiye'de olmadığını sandığım ya da daha çok uluslararası alanda edebiyat ve yazarlık faaliyetini sürdüren Ece Temel Kur'an arkadaşımız var. Bu açıdan onunla da eğer daha önce yollarımız kesişmezse, bu kriz dolayısıyla bir türlü kimse hareket edemiyor, Eylül'de görüşeceğiz. Genel tablo böyle. Yani biz evet, böyle bir yerde duruyoruz. Peki çok kısaca Sosyalist Enternasyonel'den farkları nedir? Çok kısaca. Şimdi Sosyalist Enternasyonel, yani aslında Sosyalist Enternasyonel şimdi Avrupa Sosyalist Partisi olarak kaldı. Şu an var olan. Bu Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin birliğidir. Avrupa Sosyalist Partisi. Sosyalist Enternasyonel de dünya birliğiydi ama Sosyalist Enternasyonel güdükleşti epey. Özellikle işçi hareketine doğrudan doğruya dayanmayan sosyal demokrat partiler çok amorf biçimler aldılar. Bu açıdan Avrupa Sosyalist Partisi temsil ediyor. Bizim her ilerici enternasyonel en önemli farkı doğrudan doğruya sermaye hakimiyetine köklü bir biçimde son vermek hedefidir. Bu manada Sosyalist Enternasyonel'in de sermaye hakimiyeti devam etsin demediği açıkça ortadadır. Ama özel mülkiyet rejimiyle doğrudan doğruya karşı karşıya gelmeyen, dolayısıyla kısmi reformları seçen bir stratejik yaklaşımı var. Burada ise sosyal demokratlar da var. Onu baştan göz önüne almış olalım. Biz buraya devrimci bir perspektiften, bu mücadelelerin arka planından geliyoruz ama örneğin Bernie Sanders, Amerika Birleşik Devletleri'nde onun hareketi kendisini model olarak İskandinavya sosyal demokrasisini model seçen bir hareket. Bu daha çok ilerici güçlerin, demokratik güçlerin ve tabii tabanda sosyal muhalefet güçlerinin bir dünya çapında ittifakı, bizim kafamızda hep üçüncü enternasyonel olduğu için bir dünya devrimi programıyla ortaya çıkmış olan ve işçi sınıfının ve komünist partilerinin oluşturduğu bir enternasyonelden farklı olarak bu daha çok birinci enternasyonale bu manada benziyor. Evet, tabanda kapitalizme karşı bütün sosyal hareketler var ama bunların ifadesi olarak anarşistler, radikal demokratlar, sosyal demokratlar, komünistler ve yeni sol akımlardan gelen pek çok değişik damar var. O yüzden bu öyle diyebiliriz ki demokratik ve sosyal muhalefetin bütün radikal damarlarını bir arada yürütmeye ve bunların mücadelelerini ortaklaştırmaya ve böylelikle kapitalizm sonrasına bakmaya gayret ediyor. En önemli veri bizim açımızdan bu. Yani kapitalizmden
çıkmak için yapılacakları araştırıyoruz. Ama hangi yollardan? Bu konuda rivayet muhtelif olabilir. İlerici kavramı bu yüzden mi kullanılıyor? Şimdi ben doğrusu bunun hikayesini samimiyetle söylemem gerekirse iyi bilmiyorum. Sadece varsayımlarda bulunabilirim. Birincisi progressive, yani bu İngilizce ya da Fransızca karşılığı bunun. Öteki dillerde, Almanca'da nedir onu da çok iyi bilmiyorum. Progressive, Türkçe'de olduğu gibi doğrudan doğruya siyasette belli bir tutumu kodlamaktan ziyade mevcut olanla yetinmeyen ve ileri bakan ya da ileriye doğru gitmekte olan anlamını taşıyor. Türkiye'de bu kavram oysa bir tür siyaset biçimiyle özdeşleşmiş olduğu için kendisini tüketmiş gözüküyor. Yani bu açıdan biz kullanmıyoruz, kendimizi böyle nitelemiyoruz. Ama öte yandan bu öyle gözüküyor ki Bernie Sanders'dan Brezilya İşçi Partisi'ne, Arundhati Roy'dan İzlanda'daki Yeşil Parti'ye kadar ve biz ve başkaları, Arap solcularını, bunları hepsini bir araya getirebilecek bir ortak payda olarak düşünülmüş olmalıdır. Ben daha önce de soruldu bu soru. Ben buraya bu ismi o kadar takmıyorum. Bunun bize verdiği işaret, burada bir çoğul topluluk var. Türdeş değildirler buradakiler. İşte bu esasında bu yüzden de sordum. İlerici deyince o çoğul daha çok içine giriyor gibi geliyor bana. Daha bir sempatik geliyor gibi geliyor. Yani kapitalizmle ve sağcılıkla bağdaşmayan herkes buraya gelebilir diye bir çağrı yapmış oluyor. Bu Türkçe söylendiğinde bu tınıyı yaratmayabilir. Ama belli ki dünyada Türkçe konuşmayan milyarlarca insan olduğu için onlara bizdeki bağlamda gözükmüyor. Bunun adını tartışanı görmedim bugüne kadar. Biz tartışıyoruz ama. Ama böyledir işte bizim tarzımızda böyle. Fakat ben burada hani biraz daha böyle ne diyelim Shakespeare'e müracaat ederek durumu daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. O Romeo ve Juliet'te Juliet'e dedirtir ki bir addan ne çıkar? Ona hangi adı vermiş olursak olalım gül eninde sonunda hep güzel kokar. Mühim olan gülün adı değil, gülün kendisi. Şimdi burada hakikaten bir gül var mı? Ben bununla ilgiliyim ve bu bize gelen koku bizim burada yaşadığımız ve sürdürdüğümüz mücadeleleri içeren, bunlara kendi cephelerinden karşılıklar vermiş olan insanlarla buluşacağımızı bize söylüyor. Biz bu çoklukta bir keramet gördüğümüz için bu ismin de onu kodladığını düşünüp burada çok fazla bir tartışma yürütmüyoruz. Peki ilerici internasyonelin ezilen toplumlara bakışı nedir? Bir takım konuşmalar, şimdi yani bence çok önemli iki boyut var. Birincisi milletlerin kendi kararlarını tayin hakkı ilkesini bayrağının en başına yazmış. Aynı kelimelerle belki değil, çünkü bu da bir tartışma konusu ama milletlerin kendi kaderlerini demokratik biçimde kendilerinin belirleyebileceği bir dekolonizasyon ilkesi. Yani sömürgeciliğin reddi, sömürgeciliğin sonunun getirilmesi ilkesi. Evet. Bu son derece önemli. Bu kısmen şununla da ilgili. Özellikle DiEM25 hareketi Avrupa Parlamentosu'nun bir merkez parlamento olarak Avrupa'da demokratik bir rol oynayamadığını, hantal bir bürokrasinin elinde halkları köle ettiğini
söyleyerek yeni bir düzen kurulacaksa evet bir genel parlamento olabilir, fakat bu iktidarını bölgesel, yerel ve ulusal parlamentolarla paylaşarak onların ortaklığı şeklinde kurulmalıdır diye yola çıkmış durumda. O nedenle bugünkü Avrupa Birliği'nin birleşme şekline de milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesini zedelediği için itiraz ediyor. Bunu tabii bir milliyetçi bakış açısından değil, tam tersine daha yüksek bir birliğe yükselmek ancak tekil parçaların kendi kaderlerine hükmetmeleri ve bunları bir merkezi otoritenin zapturapt altına almaması. Aynı şey de ulusal devletler altındaki sömürgelerin evet, özgürlüğü çerçevesinde tartışılıyor. Bu bence bizim açımızdan çok önemli. Çünkü biz çok güncel bir tartışma içindeyiz ve mücadele içindeyiz. O açıdan baktığımızda bu bizim için olsun, Latin Amerika ülkeleri için olsun, Afrika ülkeleri, buradan gelen mücadeleler, Asya ülkeleri çok merkezi bir önemde. İkincisi tabii insanlığın kendi habitatıyla, yani içinde yaşadığı maddi ve canlı doğa ile uyum halinde olması ilkesi. Bu tabii ekolojik eleştirinin tamamını üstlenmek, bunu devralmak demek. En nihayet kendisini postkapitalist olarak tanımlaması. Yani kapitalizmin aşılması için hem bugünkü toplumun içinde imkanların mevcut olduğunu, hem de öte yandan bunu aşmadan zaten insanlığın bir adım öteye gidemeyeceği. Dolayısıyla değişimin hemen şimdi burada gerçekleşmesi gerektiğini öngören, fazlaca bağırgan olmayan ama çok sert ve hakiki mücadele çizgileri üzerine dünya vizyonunu kuran bir yaklaşım olması bizim açımızdan bir işaret fişeği sayılır. Buradan okuyoruz süreci. Evet. Peki buradan biraz çıkarak bir şey sormak istiyorum. Değişen kapitalist sistem, kendini yenileyen ya da işte globalleşen, işte aklına ne gelirse, dünyadaki ve ülkelerdeki sosyalist mücadeleyi değiştiriyor mu? Ya da değiştirmek zorunda mıyız? Şimdi ister istemez bu bir sınıf mücadelesi olduğu için karşıtınızın hareketleri sizin hareketlerinize hem yön veriyor hem imkan veriyor. Eğer kapitalizm bir dünya sistemi olarak kendisini kurmuş olmasaydı, işçi hareketinin enternasyonalizm diye bir davası olmazdı. Yerellik içerisinde sürer giderdi önceki dönemlerde olduğu gibi. Bizzat kapitalizme geçişin kendisi insanlığın gidişini, dolayısıyla bütün devrimlerin gerçekleşmesini doğrudan doğruya etkiledi. Sosyal devrimler çığırı açıldı onunla beraber. Tabii şimdi çürüyen kapitalizm döneminde iki yönlü etki oluyor. Birincisi, kapitalizm kısmen işçi sınıfını, çeşitli tabakalarını mücadele mevkiinden uzaklaştırıyor. Onları artık değerin yeniden bölüşümü sırasında kendisine bağlıyor. Öte yandan da ama dünyanın tamamını çöküşe sürükleyerek bu sefer işçi sınıfı dışındaki toplum kesimlerinin de kapitalizme karşı mücadelede geleceklerini aramaya sevk ediyor. Bugün çiftçilerin davası bütün dünyada aşağı yukarı böyledir. Kadınların davası aşağı yukarı böyledir. Dolayısıyla çoğulcu ve çok özneli bir yeni sınıf mücadelesi imkanı yaratıyor. Öte yandan da dediğimiz gibi şimdi düşünsenize, işte
şimdi önümüzdeki hayatı nasıl yaşayacağımızı düşünürken maskesiz bir hayat belki de düşünemiyoruz. Çünkü bu şeylerin, patojenlerin, bu hastalık kaynaklarının hangi vadeyle bizimle birlikte yaşamaya devam edeceğini öngöremiyoruz. Bu bizi yeni türden sosyalliklere davet ediyor. Onlar bize diyorlar ki sosyal mesafe kurmalısınız bireysel olarak var olmanız için. Ama biz toplumsal bir hareket olabilmek için bunu nasıl aşacağımıza dair yaratıcı çözümler bulmak zorundayız. Düşünür müydünüz, düşünür müydük bundan sadece 6 ay önce toplumun kapatılmasını biz talep edeceğiz. Kapitalistler de hayır kapanmasın diyecekler. Böyle karşı karşıya geldik. Dilimiz ve acil taleplerimiz değişti. Şüphesiz etkiliyor. Fakat şunu söyleyebiliriz. Bugün en önemli meselelerden bir tanesi Marx'ın ve Engels'in öngördükleri, hayal ettikleri, komünizm üzerinde kurulacağı maddi ve teknolojik zeminin aslında 19. yüzyıla göre komünizm için çok daha mümkün hale geldiği, kol emeğini neredeyse tamamen devreden çıkarmak üzere olduğu, kafa emeğinin birçok işlevlerini, zihin emeğinin, teknolojilerin ve aletlerin alabileceği bir döneme geliyoruz. Yani bu insanlık için kendisini özgürce geliştirebileceği boş zaman miktarını tarih boyunca görülmemiş bir seviyeye çıkartıyor. Bu komünizmi hayal etmek için çok daha sağlam ve güçlü maddi şartlar yaratıyor. Fakat bunun bugünkü karşılığı şudur. Bütün bu araçların mülkiyeti insanlığın azınlığının azınlığının azınlığı bir sınıfın elinde birleşmiş, temerküz etmiş olduğu için bunlar birer özgürlük imkanı değil, tam tersine birer kölelik şartı haline geliyor. Fazla nüfus diye bir nüfus oluştu dünyada. Hiçbir zaman iş bulamayacak, iş bulmadan ve çalışmadan yaşamaya, toplumun en alt katlarında sürüklenmeye mecbur ve mahkum milyonlarca insandan, yüz milyonlarca insandan oluşan bir fazla nüfus diye bir şey oluştu. Şimdi teknolojinin gelişmesinin sonucunun illa buna tercüme edilmesi gerekmiyor. Tam tersine çalışma biçimlerimizi, mülk edinme biçimlerimizi, doğayla ilişkimizi, bunların hepsini değiştirdiğimizde aslında boş zamanların maksimize olacağı, çalışmak zorunda olmadığımız, çalışmamızın da her biçimde ödüllendirileceği bir maddi imkanlar kütlesi ve bunları gerçekleştirebileceğimiz bir teknolojik ve teknik zemin mevcut. O açıdan baktığımızda da bizim kapitalizmin bu krizi karşısında işçilerin ücretlerini ayarlamaktan çok daha fazlasını talep edebileceğimiz koşullara geldiğimizi görmemiz lazım. Belki de bu internasyonal girişimlerin en büyük katkısı dünyanın başka yerlerindeki öykülerin Türkçe'ye, Kürtçe'ye, Arapça'ya tercüme edilmesi ve mücadelelerin de böylelikle toplumların hayatlarına tercüme edilmesi mümkün hale gelecek. O açıdan sorunun cevabı evet, her bakımdan kapitalizmin gelişmesi de çürümesi de sınıf mücadelesinde bulduğu yeni yollar ya da kaybettiği güçler de bize daima yeni taktikler, yeni stratejiler, yeni söylemler evet. ve yeni düşünceler empoze ediyor tabii ki. Duramayız. İşte burada Mao'nun çok basitleştirdiği çok güzel bir tabiri vardı. Çin'deki kurtuluş mücadelesinin, köylü devrimlerinin
içinden gelen bir slogan. Düşman kaçar biz kovalarız. Düşman kovalar biz kaçarız. Dolayısıyla taktikler daima bir sınıf çatışmasının içinden çıkar. Evet. Son olarak bir şey soracağım. Şimdi bu koronavirüsüyle beraber, bu dünyadaki salgınla beraber, bilhassa tabii yani daha yakın yaşadığım için, içinde yaşadığım için söylüyorum. Avrupa'da işte sosyal devlet dediğimiz olay biraz tartışılmaya başlandı. Esasında ben işte 70'lerde İngiltere'ye gittiğimde işte yaşım ermeye başladığında 75'lerde 76'larda İngiliz Komünist Partisi'nin toplantılarına gidiyordum ve tahminimin çok üstünde, yani Türkiye'den gelmiş birisi olarak tahminimin çok üstünde haklara sahip olan işçi sınıfının, ya bunlar Komünist Parti ne iş yapıyor, bunlara nasıl anlatırız Marksizmi, Komünizmi diye düşünüyordum hep. Tabii 18-19 yaşında ne kadar biliyorsam Marksizmi, ama gene de bana zor geliyordu. Şu anda hala bana Fransa'da, Almanya'da bir işçiye nasıl anlatacağımız o açıdan gerçekten zor geliyor. Sosyal devlet sistemi Marksizm'den bir çalıntı mıdır? Marksizm'e karşı çok ciddi bir... Kısaca bunu isteyeceğim ve bitecek. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tabii ki bir çalıntı değil. Çünkü Marksizm'de böyle bir şey yok. Marksizm devletin ortadan kalkmasını netice olarak hedeflediğine göre bir kere... Çalıntıdan kastım şu, yani önlemek için biz bunu verirsek... Tabii. Bir sürü oraya geleceğim. Yani bu Marksizme ya da sosyalizme öykünmekten ziyade özellikle Ekim devrimi sonrasında Avrupa'nın tamamı sosyalist devrimlerle sarsılırken... İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütün Asya kıtasında hem sömürgeciliğe karşı hem kapitalizme karşı devrimler gerçekleştikçe Avrupa'nın içinde de büyük bir devrimci mücadeleler çığırı açılırken Fransa'da nazizmi yenmek evet. için komünistin yürüttüğü büyük mücadeleler, büyük, İtalya'da çok aynı şekilde komünistlerin her yerde nazizm ve faşizm karşısında, sömürgecilik ve emperyalizm karşısında ki muhteşem mücadeleleri dünya insanlığının aklını başından aldı. Dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nde 2. Dünya Savaşı sürerken en çok sevilen dünya lideri Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarından sonra Joseph Stalin'di. Çünkü nazizmi yenecek kuvvetin başında o vardı. Böyle evet. bir dünyanın içinden çıkarken 2. Dünya Savaşı sonrasında dünya kapitalizmi merkez ülkelerde bir işçi devriminin önünün alınabilmesi için işçi sınıfının sosyal talepleriyle bir devrim mukabilinde bir uzlaşmaya gitti. Bu Sovyetler Birliği'nin dünya siyasetine de uygun geldiği için neticede bir devrim ihracı Sovyetler Birliği tarafından olmayacak. Sovyetler Birliği ile yakın bağlar içerisindeki merkez ülkelerin komünist partileri de bir sosyal devrime meseleyi taşımayacaklar. Ama buna karşılık artık değerden aldıkları payın önce göreli olarak sonra mutlak olarak çok önemli yükselmeler sonuçlanması bir bakıma, yani bir sosyal uzlaşma zemini sosyal devlet dediğimiz şeye imkan verdi. Bu bir kazanımdı tabii ki dünya çapında ve tarih ölçeğinde bakarsak. Fakat öbür taraftan da özellikle gelişmiş batı ülkelerinde, kapitalist merkezlerde bir devrimin de ayağına dolanan bir bağ olduğunu kabul etmek lazım. Fakat şöyle de bunu düşünmemiz gerekir. Buna ters tarafından değil de olumlu yanından yaklaşacak olursak, bu model aslında bütün ikinci halkadaki çevre ülkelerde de egemen sınıflar karşısında işçi sınıflarının eline son derece güçlü bir silah verdi. Düşünün Türkiye'yi. Türkiye'de sosyal demokratik evet. talepler
bir devrimci talep yerine geçti. İşte Bülent Ecevit'in sosyalist hareketin önüne geçerek sosyal demokrat talepler arasına toprak işleyenin, su kullananın, solumuzun sırrını halk seçer gibi sloganlarla yürüyor olmasının ne kadar büyük gerilimlere yol açtığını düşünün. Aslında Bülent Ecevit sadece mevcut düzen sınırları içinde bir iyileşmeden söz ediyordu. Bu evet. Sosyal devletin başka türlü anlatılmasıydı. Sınıf mücadelesi diliyle anlatılmasıydı. Bunlara da imkan verdiğini görmek lazım. Sonuç olarak İkinci Dünya Savaşı evet bir statükoyla sonuçlandı. Ama bunun özellikle Batı ülkelerinde, kapitalist devletlerde hem sosyal haklara hem de siyasi zeminde insan haklarının daha gelişmesine, ifade özgürlüğü alanlarının genişlemesine yol açtığını da söyleyebiliriz. Çünkü ifade özgürlüğü alanları da Sovyetler Birliği'nin tek oluşturduğu tek parti modeline karşı onların sloganıydı ki bu aslında bizim elimizde de madem ifade özgürlüğü o zaman komünistlere de ifade özgürlüğü çağrısıyla mücadele etmemizin yolunu açtı. Diyeceğim bu karşılıklı sınıflar arası dengenin yol açtığı bir şeydi. Nitekim ne zaman bu son buldu? Sovyetler Birliği yıkılır yıkılmaz. Batı Avrupa'da dünyanın her yerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, gelişmiş 3. dünya ülkelerinin hepsinde sosyal haklar bir anda geminin bordasından denize atıldı. Şimdi o aslında evet. İlerici enternasyonel kısmen onları geri alma mücadelesidir de. Evet. İhtiyaca cevap verebilecek olursa her yerde mücadeleyi geliştirmiş olacaktır. O nedenle sosyal devlet talep ederek ilk adımı atabiliriz ve sonra bir sosyalist devrimle bunu tamamlamazsak aynı hikayeyi üçüncü defa yaşamaya zamanımız olur mu olmaz mı bilmem. Çünkü o zaman doğa üstümüze çökmüş olabilir. Evet, çok teşekkürler Ertuğrul Kürkçü. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, fırsat verdiniz. İyi çalışmalar. Covid'siz günler diliyorum. Umarım. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.